Motorspor Türkiye ekranlarından herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber sıcağı sıcağına hemen bir inceleme yapacağız. Nedir bu inceleme? Formula 1 2020 oyununun My Team modunun bir trailerı paylaşıldı. Daha yeni, çok taze ve alt tarafta emelsleri göstermek istiyorum. Ben de tam bu sırada Formula 1 kariyerinin, 2019 kariyerimizin 40. bölümünün editini yapıyordum. Bu akşama normalde bu video yerine onu verecektim ama maalesef artık onu yarın saat 15'te izleyeceksiniz. Ve ayrıca bir sonraki güne de muhtemelen öyle olacak. Formula 1'i nasıl kolla daha iyi oynayabilirsiniz? Giriş seviyesi için ne tür bir kol gerekli? Bunlarla alakalı gamepad vesaire bütün her şeyle alakalı bir video çektim sizin istediğiniz şekilde. Ve üstümde de şu anda Fanbox Shop'tan bir tişört bulunmakta. Ona da hemen açıklamadaki linkten ve yorumlardaki linkten ulaşabilirsiniz. Ferrari F2006 tüm ihtişamıyla karşınızda. O zaman hız kesmeden trailerımıza geçelim. Şimdi trailerı bu arada en baştan söyleyeyim, durdurup belirli yerlerinde kesip, yani durdurup o şekilde inceleyeceğiz oraları ve o zaman başlangıcını yapalım. Sizlerle beraber bakalım neler neler çıkacak. Ben de ilk kez izliyorum bu arada. Sizi ilk kez izlemiş olacağım. Halo'da küçük bir reklam eklentisini yakaladık oradan. Evet, 11. takım ol şeklinde karşımıza çıkıyor. Kendi sürücünü oluştur, her zaman olduğu gibi kendi sürücümüz de olacak. Şu kısımda yavaş geçsin azıcık. Şunu görüyoruz. Takım formalarında, yani suit dediğimiz takım kıyafetlerinde daha fazla detay karşımıza çıkıyor. Bunlar mesela ne F1-19'da ne F1-2018'de olmayan şeyler, daha detaylı, daha çeşitli ayarlamışlar. Bu Prost'un biraz daha üstüne benziyor. Kask tasarımlarında da muhtemelen daha bir farklılığa gitmişler. Benim en çok merak ettiğim şey şu reklamlar olacak ama sponsorlar da şu an daha çok multiplayer kısmı gibi görünüyor. Araçlara da yavaş yavaş geçelim şöyle. Daha farklı tasarımlar olduğunu da görüyoruz bu arada. Normalde multiplayer'da kullandığımız o tasarımlar gibi olacağını söylemişti zaten Formula 1'in oyununun geliştiricileri ve bugün de onu anlıyoruz ama daha farklı livery'ler de karşımda çıkmış vaziyette şu ana kadar. Yavaş yavaş yine durdura ilerliyorum. Evet, yani buradan fena değil ama şu reklamlar muhtemelen beklediğim şekilde olmayacak. Evet, motor. O motor tedarikçini seç. He, şimdi şurada durdurdum. Bunlar tam manasıyla oyunda bu şekilde mi karşımıza çıkar bilmiyorum ama 4 tane motor üreticisinin performansı ve dayanıklılığı karşımıza çıkmış. Renault'un 87'lik performansı, 79'luk dayanıklılığı var ve kontrat değeri $2.7 milyon. Ferrari'nin 94'lük performans, 97'lik de bir dayanıklılık söz konusu, $4.1 milyon denk geliyor. Mercedes'in performansı 89 iken dayanıklılığı 93. Şimdi dayanıklılık açısından bence hatalar var ama öncelikle bakalım isterseniz. Honda'nın da 86'ya 76 olarak karşımıza çıkmış ve aralarındaki en ucuz motor tedarikçisi de Honda. Şimdi şöyle bir göz atarsak bence dayanıklılık kısmına baktığımız zaman Honda'nın Renault'dan önde olması gerekiyordu. Şu anda en azından. Geçen sene çünkü motor problemiyle çok fazla yolda kalmadı Honda ama Renault motorlarından dolayı McLaren ve baktığımız zaman Renault sıkıntılar yaşadılar. Yine dayanıklılık konusunda Mercedes Ferrari'den 4 puan daha fazla olmuş. Bu da ilginç bir tercih açıkçası. Codemasters tarafından yapılan. Bu kısım güzel olmuş. Ben çok beğendim bu kısmı. Yine reklamları görüyoruz ki muhtemelen reklamlar Shell, işte ne bileyim Aston Martin, sallıyorum şu anda, sıkıyorum. Bu tür sponsor tedarikçileri seçemeyeceğiz gibi gözüküyor şu anda aracın üstünden baktığımız zaman. Evet, takım sponsorlarını seç. İşte burada patladık. Güzel, gerçekten güzel bir sistem sponsorluk ama yani muhtemelen bilgisayarda buna reklamlar, yani bu sponsorlara ekstra olarak yamalar atayabiliriz. Ama PlayStation'dan oynayanlar için birazcık sıkıntı olacak tabii ki de, bu konsoldan oynayanlar için. Çünkü gerçek sponsorlar yok. Oyunun kendi oluşturduğu markalar var. Şu anda onu görüyoruz. Yani garanti olarak evet. Evet, bu arada sponsorlarla alakalı şeyler de var burada. Diyor ki mesela Equinox'ta 7. bitir, takımlar şampiyonasında 7. veya daha iyi bitir demiş. Haftalık gelirler var. İşte hedefi gerçekleştirdiğin zaman sana verdiği para var.
imzada sana verdiği yine signing bonus demiş 4.1 milyon euro olarak mesela. Yani evet, şu an bu şekilde karşımıza çıkıyor. Takım arkadaşını seç kısmı. Bir dakika, şimdi burayı çok merak ediyorum. Burada tam olarak nasıl bir liste var karşımızda? Evet, F2'den de bu arada sürücüler var gördüğünüz gibi. Calderon çıktı karşımıza. Mick Schumacher çıktı. Heh, şimdi burada durdurdum. İlk başta karşımıza görüyorsunuz ki Lewis Hamilton çıkmış. En yüksek kontrat değerine sahip olarak Lewis Hamilton ve sonrasında Sebastian Vettel var. Çünkü Vettel'in 4 kez dünya şampiyonu olmasından dolayı görüyorsunuz saygınlığı çok yüksek. Ve bu saygınlığından dolayı da reytingi her ne kadar iki pilottan düşük olsa da hem Bottas'tan hem de Max Verstappen'den karşımıza daha yüksek bir bütçeyle geliyor şu anda. Buradan nereleri başka didik didik edebiliriz? Bu arada sağ üstte sponsorlarla alakalı muhtemelen şu dünya logosu. Bakıyorum daha başka. Evet, daha farklı da bir şey yok sanırım ama F2'den de biliyorsunuz burada pilot seçimi yapabileceğiz. Bununla alakalı da şu anda Driver Market'ta mesela Kimi Raikkonen kaçıncı olarak karşımıza çıkmış? 3, 4, 5, 6. en yüksek maliyete sahip pilot olarak karşımıza çıkmış Kimi Raikkonen. Charles Leclerc'ten daha maliyetli mesela. Yine Daniel Ricciardo'da Raikkonen'le aynı maliyette olmuş. Tabi bunlar belki değişiklik gösterebilir kontrat değerleri. Esteban Ocon'un, evet, Nick DeVries. Şimdi burada bak, bak burası şu kısım, ortadaki statics kısmı. Hatırlar mısınız? PES'in 2005, yani o Winning Eleven olduğu zamanlar, işte PES 2008 zamanlarındaki o oyuncuların birbirleriyle olan karşılaştırma kısmına benziyor şu anda. Ve öyle bir sistem yapmışlar. Ayrıca bu şekilde ikili olarak da karşılaştırabiliyoruz takım arkadaşlarını veyahut da marketten olan arkadaşları bu şekilde karşılıklı olarak karşılaştırma imkanı bizlere sunmuş. Codemasters, orada hafif geriye almak istiyorum. Giovinazzi'yi geçtik. Perez var. Yine burada, şimdi Social Media Team, Power Mapping, Media Coaching ve Development Feedback olarak da bizlere farklı farklı şeyler sunmuşlar. Mesela kontratları falan, onları geçtim ama sosyal medya takımıyla olan kısım bulunmakta. Yine Power Mapping, Media Koçluğu, yani bu medya karşısındaki duruş ve geliştirmedeki geri bildirimlere dayanarak, geri dönüklere dayanarak şeyler de yapabiliyorsunuz burada. Gerçekten de güzel olmuş. Yani ben bu kadar detaylı bir şey beklemiyordum Codemasters'tan. Bakalım daha ne gelecek karşımıza. Bekliyorum. Burada da facilities, yani departmanlarını inşa et. Bir dakika. Burası çok iyi abi. Dur çok hızlı geçiyorum. Burası çok iyi bak. Cidden bunları göreceksek eğer. İnanılmaz şekilde güzel düşünülerek yapılmış bir olay ve harikulade. Yani cidden Codemasters beni şaşırtmaya devam ediyor şu an. Bu kadar beklemiyordum ben. Cidden bu kadar beklemiyordum. O bir dakika, araç da var. Aracın şasisinin olduğu kısım da var. Şasi departmanı muhtemelen. Teşekkürler eskici abi. Sonunda eskici abimizin de gitmesiyle beraber tekrardan videoya dönebiliriz. Bu şekilde karşımıza güzel şeyler çıkmış. Yine burada da acaba bu şey olabilir mi? Takımın kendi ana departmanı veyahut da az önce social facilitating ile alakalı bir durum vardı. Ya çok farklı şeyleri karşımıza çıkartacaklar gibi. Ya burası da çok hızlı geçiyor ya. Durdurdum burada. Gerçekten farklı farklı yerler var. Burası çok güzel olmuş. Burası tam manasıyla neresiyle alakalı tabii ki de bilemiyorum ama bakalım. Şimdi burada ve sonunda bak, sonunda şu sol tarafta görüyorsunuz değil mi? Basınla olan basın toplantısı var. Pilot tanıtımı kısmı var. Lansman olayı dediğim gibi gelecek o zaman. Yani buradan gördüğümüz o. Yine PES ve FIFA'daki o takvim özelliği gelmiş. İkinci sürücünün PR antrenmanı yok artık. Pilotları PR için geliştirebileceğiz. Reklam yüzü olmak için geliştirebileceğiz. Bir sürü seçenek var. Marketing strateji konferansı var. Yani inanılmaz ya. Yani şu an ağzım kulaklarım daha, cidden. F1 2020 buradan bakarsak gerçekten de Formula 1 oyunları içerisinde belki de en iyi şekilde ileriye atılım yapılacak oyun olacak. Cidden hani kariyeri ertesi gün ertelememe değdi bu olay. Hemen devam ediyorum buradan. Aerodinamiği ile alakalı bu sefer daha güzel bir R&D tree'de, facilities'de daha doğrusu şu anda karşımıza tam çıkıyor da. Orada daha güzel şeyler karşımıza çıkıyor ve bu arada hem bir dakika, resource points ve sanırım
Parayla geliştirme özelliği de mi var yoksa? Parayla geliştirme özelliği de mi var yoksa? Şimdi buradan personelleri de bu arada geliştirebiliyoruz. Simülatördeki personelleri, fitness salonundaki personelleri ve analiz kısmındaki personelleri de şu anda tam da işte personel kısmından görebiliyorsunuz. Fabrication var. Yine burada geliştirebileceğimiz şaside inşa zamanı, yani daha doğrusu yükseltme zamanı var. Kalite kontrol ve research points generation diye de bir kısım oluşturulmuş. Şimdi marketingi de geliştirebiliyoruz. Muhtemelen marketingten olacak olay gelirlerimizi etkileyecek. Yani para kazanmamızı sağlayacak bir olay bu marketing sisteminde. Şu an büyülendim ya. Başka hiçbir şey söyleyemiyorum yani, büyülendim. Evet, yine burada vites kutusu ve yani hem yarışta kullanacağımız hem de practice'lerde kullanacağımız vites kutularıyla alakalı ekran normal. Gayet güzel şık tasarımla karşımıza çıkmış. Hemen geçme. Hemen geçme. Şimdi ICE kısmı var. Buradan yakalamaya çalıştığım bir şeyler var ama bir ekstra eklenti yok burada. Evet, develop your team. Takımını, ohohoho, bir dakika. Burada rüzgar tüneline soktuğumuz an muhtemelen bu. Rüzgar tüneli testi var. Muhtemelen simülasyon var. Ama kardeşim, simülasyon da böyle kullanmazsın yani. Kamera açısını. Neyse, tamam, takılmayacağım bunlara. Şimdi yorumlarda bana yağdıracaklar bir dünya. Abi yok artık ya. Yemin ediyorum sonunda ya. Sonunda. Cidden sonunda yani. İnanılmaz. Bu arada şu anda sağ tarafta görüyor musunuz? Ha tamam, Rocket Williams en üstteymiş. Tamam, gerçekçi değil o zaman. Şu an sağ taraftaki konum, oraya takılmayalım pek fazla. Burada yine durability'de daha farklı bir ağaç bize vermişler. Daha farklı bir dağılımda ağaç verilmiş. Ve gelişim aşamasında görüyorsunuz. Muhtemelen bu bizim Williams'ta olan ilk kariyerimize ait görüntüler. Şu anda ekranda performance kısmını görüyorsunuz. Bir dakika abi, geçtik orayı. Şimdi burada da finansal anlamda takımımızın getirileri ve götürüleri var şu anda. Ve işte gelen paraları görüyorsunuz. Sponsorlardan gelen paralar 463K olarak karşımıza çıkmış. Çıkanlar olarak da 15K olarak gitmiş ve yine burada da ne var? Contract period var. Ve ya burada çok iyi ya. Ya burada gerçekten de sonunda kedi olalı bir fare yakaladı Codemasters. Bu şekilde durdurarak ilerliyorum. Yine media coaching var. Yani bu media coaching kısmı direkt olarak pilotları geliştirmeye yönelik olan durumlar. Onu anlıyoruz yani. Kendi karakterimizi geliştirmeye yönelik olan şeyler. Kontrat periyodu var bu arada. Yine burada finance history. Burada muhtemelen takımın ödediği paralar, kontratları ödediği paralar karşımıza çıkmış. Create. Evet. Create. Manage. Yarat. Yönet. Sür. Kazan. Kazanmak bizim işimiz. Burada farklı şeyleri de görebiliyoruz zaten. Kılın ekstra bir şey. Sonunda bak, şu şampiyonluk muhtemelen animasyonu. Şampiyonluk animasyonunda artık muhtemelen daha farklı şeyler eklemişler. Çünkü normalde şampiyonlukta ne olur? Kaskıyla beraber işte birbirlerine sarılıyorlar, ediyorlar falan. Ama burada bir sarılma durumu söz konusu değil. Önce bir kendisi kutlama yapıyor bu şekilde. Gibi. Böylece trailer'ı da sonlandırmış bulunmaktayız. Bence, ya iddialı konuşmayı sevmiyorum bu konuda ama en detaylı F1 oyunu olacak muhtemelen. Bu sene karşımıza çıkan F1 2020 ve beklediğimize değecektir diye de şahsen düşünüyorum. Yani bunları gördükten sonra ya o kadar güzel ki abi, cidden. Yani sadece bence tek sıkıntısı şu arkadaşlar. Siz de lütfen görüşlerinizi yorumlarda yazın. Bence tek sıkıntısı şu. Sadece reklamlar, yani sponsorlar keşke gerçekteki gibi olsaydı. İşte Shell, Esso, bu tür sponsorlar olsaydı bence daha güzel olabilirdi ama yapacak da bir şey yok maalesef ki. Güzel olmuş. Bu şekilde incelemeye çalıştım sizler için. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve Motorsport Türk ekranlarından ayrılmayın.